AKP MHP bloğu otoriter diktatör rejimlerin iktidar ömürlerini uzatmak için kullandığı tüm yol ve yöntemleri hayata geçirmeye devam ediyor. 20 Temmuz sivil darbesi sonrası onlarca muhalif basın kurumu kapatılmış, yüzlerce basın emekçisi tutuklanmış, yandaş medya iktidarın resmi gazetesi işleviyle görevlendirilmiş, günlük haber başlıkları dahi tek merkezden belirlenir duruma gelmiştir. Basının %90'ından fazlası kontrol altına alınmasına rağmen geriye kalan birkaç muhalif gazete, televizyon ve sosyal medya kanalı iktidarın hışımından, baskılarından kurtulamamaktadır. Mecliste görüşmeleri devam eden ve 28 maddesi kabul edilen düzenleme hangi gerekçeyle sunulursa sunulsun iktidarın niyeti ve hedefi açıkça bellidir. Düşünce ve ifade özgürlüğüne dair ne varsa hangi kanal kullanıyorsa susturulmak, ortadan kaldırılmak istenmektedir. İktidar bir kez daha Gobes taktiklerine başvuruyor. Sosyal medyada iktidara yakın kesimlerin muhalif kesimlere yönelik yaptığı hakaretler, tehditler yargılama konusu yapılmazken ya da göstermelik tedbirler alınırken iktidara yönelik en ufak eleştirinin dahi terör propagandası kapsamına alınması, sulh ceza hakimleri üzerinden cezalar verilmesi, muhalif hesaplara erişimin engellenmesi, troll ordusuyla algı oluşturma ve benzeri baskı ve yöntemler iktidara yetmemiş olacak ki bu kez de sosyal medyanın tümüyle denetim altına alınması istenmektedir. İktidarın sosyal medya düzenlemesi genel yönelimin parçası olup düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımıza pranga vurmayı hedeflemektedir. İktidardan gidici olduklarına dair işaretlerin artmasıyla korku ikliminin hızla dağılmaya başlaması iktidarı adeta ödünü koparmıştır. Düzenleme ve diğer polis devleti ve benzeri uygulamalarla koyu bir korku iklimi yaratmayı hedeflemektedirler. AKP-MHP bloğu susturulmuş, kıskaca alınmış muhalif basın ve bu düzenleme sonrası kontrol altına alınacak sosyal medya zemini üzerinden tek yanlı, kirli propaganda ile seçimi kazanarak iktidarlarını sürdürmeyi istemektedir. Ülkemizin ihtiyacı sansür yasası değil, tam aksine basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının en geniş anlamda yaşama geçeceği, demokratik standartları yüksek, çağdaş hukuk normlarına uygun, dünyada hızla değişen ve gelişen iletişim ve haberleşme süreciyle uyumlu, düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı davalar, tutuklamalar gibi mağduriyetleri giderecek bir yasal düzenleme bu paralelde fiili uygulamalardır. Buradan iktidar bloğu partilere sesleniyoruz. Toplumun özgürlük talebini hiçbir güç yasalarla, baskılarla engelleyemez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bunun en somut ve en yakın örneği bugün İran'da yaşanan tepkilerdir. Unutmamalı ki 21. yüzyılda ne tür baskı yöntemi uygulanırsa uygulansın, özgür ve bilimsel düşünce kendi yolunu bulur ya da kendisine yeni yollar açar. Geç kalınmış değildir. Tekçi, faşizan zihniyetin ürünü olan düzenleme tümden meclis gündeminden çıkartılmalı ve geri çekilmelidir. Antidemokratik uygulamalardan medet umulmamalıdır. Faşizan zihniyetin ürünü düzenleme geri çekilmelidir.